kasabamız 1908 yılında İsrailli Yahudiler tarafından kurulmuş. Kasabamızda Yahudiler 1908'den 1918 yılına kadar ikamet ediyorlar. İşte okullar yapılıyor, medreseler, hamamlar, ikamet ettikleri evler, taş evler, tütün depoları, tütün depoları, şimdi biraz evvel fotoğrafını çektiğiniz üzüm okulun işletmesi. Üzüm işletmesi, hepsi kasabamızda mevcut. 1918 yılında Yahudiler gidiyorlar, Saracoğlu çiftliği olarak da bir Kayalıoğlu kasabası kuruluyor. Daha sonra Çakıroğlu çiftliğine dönüyor. En son şekliyle şu anki Kayalıoğlu ismini alıyor. Çiftliği sahip olan Ahmet Kayalıoğlu 1938'de rahmetli olan köyümüzün sahibi. 1938 yılından sonra Ahmet Kayalıoğlu'nun soy ismini taşıyan Kayalıoğlu ismiyle bugünlere geldi. Tabii bu süreçte 1900'lü yıllardan bugüne kadar süreçte kasabamızda çeşitli tütüncülük, pamukçuluk, yaşam zeytincilik hepsi oldu. Susamcılık. Peki göç mübadele zamanında mı oldu? 1924 yılında kasabamızda işte Drama'nın, Yunanistan Selanik şehrinin Drama kazasının Ravika köyünden bir kafile geliyor. Bir kafile Gülcemal alan gemiyle İstanbul'a geliyorlar Gülcemal'le. Gülcemal'le Sakarya'ya geliyorlar. Tabii İskan orası veriliyor ama daha sonra bu İskan Adapazarı pis bataklık bir şehir olduğu için Sakarya. Tütün yapamıyorlar. Tütüncülük, tabii oradan geldikleri yerde tütüncü oldukları için Akhisar'ı tavsiye ediyorlar. Akhisar'a geliyorlar. Tabii Akhisar'da 1925 yılıyla 1950 yılı arası Akhisar, Serdivan yani Sakarya arası gitgeller oluyor. Şimdi kasabamızın 200 tane Kayalıoğlu'nda akrabası varsa bir ailenin 200 tane de Sakarya'da var. Aynı kişileri. Peki burada da Rumlar mı varmış? Buradan gönderilenler tabii, de var tabii, mı? Tabii var. Var. Yani buradan evet, da gidenler aynen, var. Aynen. Hmm. Tabii buradan da giden Rumlar var. Kasabamızın şekil, coğrafi yapımı kaç? 120 bin dönümü Mustafa abi? Karayük dayıyla beraber. 118 bin dönüm. 118 bin. Daha kasabanın 40 bin dönüm ekilebilir toprak alanı var. 80 bin dönüm de dağı var. Karayük dağı diye. Bunlar işte Saracoğlu, Ahmet Ağa olan en son köyün sahibinin tapulu malıydı. O da köye bağışladı buralarını. Bütün mal mülkünü kasabaya bağışladı. Peki tarihsel anlamda burada kazılar yapılıp eski tarih çağlarına ait kalıntılar ve bulgular var mı? Hiç kazı yapılmadı. Bugüne kadar hiçbir kazı yapılmadı ama zaman zaman İsrail'den buraya yıllar içerisinde hep gelenler oldu.